cumartesi annelerinin kayıp yakınlarını için başlattıkları onurlu mücadelede biz de onlarla beraber olduk. 700. haftada anayasa haklarını kullanan cumartesi annelerine yapılan saldırı sonrasında asıl burada sanık sandalyesine oturması gerekenlerin burada müşteki olarak yer alması gerçekten insanların içini acıtıyor. Cumartesi anneleri ne yapıyordu? Sadece çocuklarının ya da evlatlarının kayıplarının mezarlarını bulamadıkları için orayı onların mezarı gibi ziyaret edip karanfillerini bırakıp gayet barışçı bir eylem yapıyorlardı. Biz de bugün gerçek sanık olması gerekenlerin müşteki olduğu bu davada cumartesi anneleri dayanışma içerisinde olmak için adliyede onlarla beraberiz. Sayın Vekilim, dün bir yandan Sayın Cumhurbaşkanı bir konuşma yaptı. Herkes büyük umutlarla bekliyordu. Fakat dedi ki döviz altınlarınızı bozun dedi. Bir yerlere yatırın. Bunu nasıl değerlendirirsin efendim? Bu millet şükretsin. Allah'tan IBAN numarası istemedi. IBAN numarası gönderip para istemedi. O kadar da şükretmek lazım bu durumlarda. Bir de son sorum Sayın Vekilim. İstanbul'da Gezi Parkı vardı. Bir şekilde alıp bir vakfa devrildi. Bunu nasıl değerlendirirsin? Yani şöyle var olmayan bir vakfa devredildi. Kapanmış bir vakfa devredildi. İktidar seçimle milletin iradesiyle alamadığı makam ve mevkileri bu şekilde son gece kararnamelerinde kararlarıyla milletin elinden milletin malını almaya ve o mallar üzerinden kendisine yeni bir siyasi argüman yaratmaya çalışıyor. Ben Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun dava açacağını ve hazırlığını da biliyorum. Olmayan bir vakıf, hak etmeyen bir vakıf, yasal anlamda da herhangi bir şekilde devri mümkün olmayan bir Gezi Parkı'nın bu şekilde devrinin de hukuksuzluğunu mahkeme tarafından tescil edileceğine inanıyorum. Hala bu ülkede yargıçlar var demek istiyorum.